Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir konudan gireceğiz. İlişkileri ele alacağız. Son zamanlarda ilgimi çeken bir konu haline geldi. Niye? Çünkü bu özellikle televizyonlardaki sabah programlarında olan bitenlerden sonra dedim ya bu memlekette ne oluyor? Millet delirdi mi dedim. Sonra düşündüm acaba millet deliydi de zaten çoktan delirmiştik de yeni yeni mi anlamaya başladık? Yeni yeni mi taşımızı ortaya dökmeye başladık diye düşündüm. Sonra dedim, niye delilik olsun ki? Bunlar da bir hayat tarzı dedim. Sonra ne diyeceğimi bilemedim. Sonra baktım konu beni aşıyor. Dedim ki bunu bir bilene sormak lazım. Ve bir bileni bugün buraya davet ettik. Psikiyatri doktor Gülcan Öz. İşi ilişki uzmanlığı ve ilişkiler üzerine... hem bolca ahkam kesiyor... hem bununla ilgili terapiler yapıyor. Ama ahkam kesiyor kastım şu... Bununla ilgili bir yayın e, yapıyor. Bununla ilgili bir de... bizim gibi YouTube e, kanalı var. E, bir iki izledim. Ah Çok ilginç dedim ve hoşuma gitti. Aradım kendisini. Gelir misiniz dedim. Sağ olsun Kırmızı'da geldim. Hoş geldiniz. Merhaba. Sesi duyunca fena oldum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ilginç bir ses var. Teşekkür ederim. Terapistlik için şart mıdır? Yok, hiç değildir. Aa, mesela ben size soru evlilikte sorunum var diye gezdim. Siz yok deseniz, peki ablalar giderim ya. <laughs> Bu sesle. <laughs> Vallahi süper ses. Ee, Hakikaten bu ilişki konusu benim bu son günlere kafama son günlerde son aylarda kafama takıldı. Bayağı ee, geç kalmış gibi geldi bana. Ya ona. ben pek pek. Pe pe bazı şeyleri ilişki? algılamakta güçlü şekerim. Ben mesela bunu da televizyonlardaki bu sabah programları olmasa ben bunun ne olduğu ile... yani burada orada bir mesele olduğu ilgili çok farkına varmayacaktım. Sonra baktım ki burada bir mesele var ve bu aslında hani insanların bir psikiyatri anlatmakta zorlanacakları konuları insanlar ekran karşısında 20 tane kameraman, 20 milyon seyirci falan gayet rahat anlatıyor. Yani geliyor kadın diyor ki işte kocam beni aldatıyordu ben de ona çok kızdım ben de gittim işte onun kardeşiyle yattım. Sonra onunla yatmış yattığımı duyan a, bilmem kim metimi duymuş e, onunla da yattım falan diyor. Adam diyor ki evet ben de onun arkadaşıyla yattım. Nedir bunun arkası dinamik? Bu çok normal bir şey mi? Yani bunun böyle public ile anlatılması. Daha başka şeylere soracağım ama buradan başlamak istedim. Tamam. Şimdi bunun çok ilişkilerin aslında iklimiyle ilgisi olduğunu zannetmiyorum ben. Bu daha çok aslında sosyolojik olarak evet, son dönemin iklimiyle ilgili. Yani o her şeyi anlatabilmekle ilgili bir hikaye başladı ya. Hani her şey çok hızlı hem tüketiliyor hem de hani o herkes bir dakikalığına mı şey olacak, olacak da? Evet. Daha onunla ilgili diye düşünüyorum. Yani aslında ilişkilerin kendi iç dinamikleri böyle bu kadar ortada değiller tabii. Değildi eskiden. Bunlar bize almazdı. Yani hala da değil. Ama o e, her şeyi anlatmanın bir versiyonunu seyrediyoruz diye düşünüyorum. O sabah programları… Yani bunun aslında ilişkilerin özüyle bir alakası hayır yok. Hayır. Yani daha sosyolojik ve aslında herkesin o görünür olmaktaki kolaylığı e, belki… E, daha basit olanın aynı zamanda cesurlaşması bir diğer taraftan da belki hatta daha avam olanın da cesaretinin artması ile ilgili diye düşünüyorum ben. Yani çok ilişki zemini üzerinden çok ama yani bunu bunu bir ör, örnek ilişkiler diye görmemek lazım? Hayır. Ha, ben de yani orası diyorsun. gösteri arazisi. Yani hani nasıl muhtelif sosyal mecralarda gösteri arazileri var. Ee, orada tabii hani. Ünlü olmanın iyisi, kötüsü yok falan diye büyüdük. Düşünce var evet. Onlardan bir tanesi. Ha, ve mümkün artık. Bu, bunu ünlü olmak için yapıyorlar ve aslında belki anlatılanlar doğru bile olmayabilir mi? Şimdi ben bir sabah programı e, konusunda çok bilgi sahibi olmadığım çok gibi... Çok bir şey kaybediyorsunuz. Muhtemelen. Tez yazarsınız üstüne. Muhtemelen. E, çok ilgim de yok aynı zamanda. Yani hikayenin daha e, sosyolojik ve siyasi zemininin mühim olduğunu düşünen biriyim. Ve oralarla da şu anda çok ilgilenesin. İşte enteresan Yok. muhafazakar bir siyasi zeminde böyle bir e, durum Ama o kendini çıkması. gösterme refleksini düşünsenize. Hani muhafazakar olmanın bir de bir post efekti var. Hani gecesine gittiğinizde Allah uçar her şey. Yani bir insanın görünme ihtiyacı herhalde. var ya. <laughs> Peki. Ee, o zaman sabah programını bir kenara bırakalım. Biraz daha gerçek hayatı dönelim. Çünkü ağlık siz orayı gerçek hayat e, olarak evet. görmüyorsunuz. Orası şovun bir parçası ve ünlü olmak isteyenler gelip orada e, bunu doğru veya yanlış e, yalan bilemeyiz anlatıyorlar. Şuradan bakabiliriz. Seyircisi var. Evet, seyircisi var. Yani gün sonunda evet. Yani seyredenler için bir anlam ifade ediyor. Buradan bakabiliriz. Eee o kısım evet hani okunabilir ve değerlendirilebilir fakat genellikle de e, yani başka de seyrediyor hani evet, aynı evet. mahalle seyretmiyor evet, ben başka mahalleyim ve yani önce önce bunu şeyde e, internette okuyorum mesela bunları bazı ilgimi çekiyor ve açıp bugün nasıl yapıyorlar bunu ve seyrediyorum bazılarını şaşırıyorum da şaşırtıcı bir rahatlık ee, şaşırtıcı bir azalmış mahalle baskısı ki mahalle baskısının çok olduğunu Bunu düşündüğümüz düşünüyoruz. bir grup için ee, ve olağanüstü bir rahatlık var. Herhalde bu hepimize bir kenardan yani kıskandırıcı da geliyor o rahatlık. Muhafazakar karşı. baskıya karşı belki de isyan bilemiyorum onu. Ee, olabilir mi? Valla benim tabii hani muhafazakar dünya çok bilgi sahibi olduğum bir dünya değil. Hani çift dinamiği itibariyle daha az bilgi sahibi olduğum bir dünya ama e, ee, yani baskının her türlüsünün ters köşe yarattığını biliyoruz. İyisi ya da kötüsü. Peki, şimdi bu söylediğiniz çok ilgimi çekti. Ee, siz çift terapileri yapıyorsunuz. Sıklıkla. Sıklıkla. Ve muhafazakar baskının ne olduğuna ilişkin o tarafa hakim. Size terapi anlamında gelenler genellikle o mahalle bu işlere gelmiyor mu? Geliyor. Geliyor. Yani hatta aslında bayağı yükselen değer. Çünkü aslında e, biraz entelektüel ve sosyokültürel bir hikayedir ya terapi. Yani terapatik olmak diye bir şey vardır. Kendinize dair bir merakınızın olması, e, kendinize aktarabilecek becerinizin olması. Dolayısıyla geliyor. Ama benim portföyüm itibariyle çok deneyimliyim diyemem ben. Ben hani %10 falan gibi bir oran verebilirim. Çok da kötü bir deneyim de olmayabilir. Kafası karışık bir grup olduğunu düşünüyorum. Taşların yerinde epey zıpladığını düşünüyorum. Ee, yani gelenek eskisi kadar güçlü değil. Çünkü ilişkinin içinde mühim bir gelenek figürü vardır. Hepimizin ilişkisi içinde. Ama kimi ilişkide daha güçlüdür o gelenek ve sarsılmazdır. Orada bir sarsılma var. Tabii bu sarsılma kadınların aslında dönüşüm ve değişimiyle bir taraftan baktığınızda. Kadınlardaki değişim mi sarsıyor aslında? E bu? tabii şimdi mesela İlişkin. kadın bir tık daha fazla okur yazar. Eee... Bir tık çalışabiliyor. daha fazla ekonomik evet, özgürlüğü var. Yani bütün hikaye, evliliğin hikayesi kadının birincil olarak finansal bağımsızlığıyla başlıyor. Yani Dünyanın neresine giderseniz gidin hani o artan boşanma oranları veya kadın çalışma oranlarına baktığınız vakit oralar ahenkli. İşte böyle dediğinizce var çalış, kadınlar çalışma yasaklarlar ben söyleyeyim yani. Üzücü. Çok üzücü. Geri alayım o zaman. Geri alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geri aldık. <laughs> Şaka. Ee, Elbet. Peki... Kaç bugüne kadar kaç çift eter, kaç çift gördünüz tahminen meslek hayatınızda? Sayıyı bilmiyorum. 3000'lere kadar sayıya hakimdim epey zaman yani önce. 3000 üstünde, 3-4-5 evet, ile bir yani. Üstünde. Peki en genel geçer evliliklerdeki en temel genel geçer sorun mesele sizin karşısına çıkan evlilik yıkıcı veya evliliği insanlar kafasına soru işareti haline getiren unsur nedir ağırlıklı olarak? Biraz hepsi farklı soru. Ee, birincisi yani aslında çiftlerin en dertli olduğu alan bizde dünyada nereye bakarsanız bakın aslında çift terapisine başvuruların iki temel başvuru nedeni vardır. Ama başvuru nedeniyle problem her zaman aynı, aynı değildir. Ee, birincisi ve açık ara birincisi iletişim kuramıyoruz. Ben bundan hiçbir şey anlamam. Ne demek iletişim kuramam? Yani biz konuşamıyoruz demek. Hı. Ve fakat tabii herkes konuşabilir. Ama şimdi 30 senelik bir evde insan ne konuşur ki zaten sürekli diye bir şey yok yani. Var mı? Var konuşabilir ama buradaki aslında konuşacak mevzumuzun azalması değil dert. Zaten konuşamıyoruz. Evet. Onu hani hiç dinleyemiyoruz, belki de. duyamıyoruz, anlayamıyoruz. Ki ben iletişimsinin çok mümkün olduğunu düşünen biri değilim. Yani insan sözle gözle susarak evet. konuşarak 40 çeşit iletişim, i̇letişim burada, kurar. Evet. Birinci temel mesele iletişim, İki de evlilik değil. dışı ilişkiler tabi. Evrak yani, ilişkiler. Evet. Ilişkiler. Yani aldatma. Evet. E, aldatma oranlarında mutlak iddialı bir fark var. Çok doğru veri sahibi olunmasının mümkün olduğu bir beyanla anlaşıldığı için çok mümkün olduğu bir yer değil. Terapide aldatma. bile burada yalan mı söylüyor insanlar? yani? Yok. Terapide yalan söylemezler. Ama bir istatistik bilgi hattından baktığımız vakit biz yani boşanma var değil mi? Verileri hani bizden attık. Amerika'ya doğru bakıyoruz. Boşanma gerekçelerine bakıyoruz. Aldatma orada beklenenden hep cılız çıkar. E, doğru beyanatın zor olduğu bir yerdir. Ama bu iki başlık çok fakat tabii ben 20 yılı aşkın süredir çift görüyorum. Ve son yıllarda zevkim çok arttı. Bir kere gençler daha fazla gelmeye başladılar. Genç ona dedi. Gençlerin ilişki de anlayışı ee, farklı. Yani bayağı sevgililik vaktinde gelmeye başladılar. Daha eğlenmeden. Dertleri yokken gelmeye başladılar. Bunlar tabii bir için çok zevkli araziler. Çünkü dert, yani gündem, vakit kaybıdır. Onu bir temizlemeniz ve hikayeye bakmanız gerekir. Terapiden. Peki dert yokken niye terapiye gelirler mesela? Ya şimdi tabii şöyle bir hikaye yapıyoruz. ya. biz çok iyiz, bir gidip terapiye. Yok öyle değil, öyle değil. Ee, i̇lişki biraz şöyle bir hikaye yani başlarken, mesela ben bir kez gençlerle e, bir arada olduğum vakit aranızda evlenmeyi düşünenler var mı diye sordum. Birileri kalktı. Boşanmayı düşünenler var mı diye sordum. Boşanma düşünülen bir durum değil. Yani bir opsiyon değil. Hayatın seçeneklerinden bir tanesi Başlangıçta değil. Başlangıçta öyle bir evet. şey yok tabii. Evet. Süreç içinde de yani çok yaralayıcı algılanılan ve zaten asıl dert orada diye düşünüyorum. Yol uzun. Yani insanların birbirleriyle e, duygusal ve bedensel olarak yakın hissettikleri vakit ve yolculuk çok aynı değil. Yani yolda sayeden birbirini kaybetmek mühim bir ihtimal. Bazen de bir gerçeklik. Ve bazen aslında... E, İnsanın ya geçmiş ilişkilerinin yani o ebeveyn kalıplarının ya da seyrettikleri ilişkilerin belki en çok damgasını vurdukları, vurduğu yer romantik ilişkileridir. Hani biz dış dünyadaki ilişkilerimizde daha ayrıksı olarak e, dönüşüm geçirebiliyoruz. Fakat o içinden çıkılan evlilik ve aile denilen aslında mühim müessesenin e, ağır bir damgası vardır romantik hayata. Dolayısıyla bu damgaları çok görebiliyor gençler ve bunlara yönelik de aslında çareler ve tedbirler arıyor. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Yani. bir de tabii e, ağır kriz ve kaosla görünenler var. Yani orada önce bir yani kriz gündemdir. Gündem anlam ifade etmez. Gündem temizlenebilirse temizlenir. Yani somutlaştırmaya çalışayım. Bir çift geldi. Kriz var mesela. Aldattı. Aldattı direkt. mesela. Hı. Siz önce o aldatmana yarattığı travmayı bir temizleyip sonra aldatmanın nedenini mi araştırmaya başlıyorsunuz? Hayır. Aldatmanın nedeni olmaz. Olmaz mı? Aldatma bir kontrat ihlalidir. Nokta. Gerekçelendirilemez. Kontrat nettir. Duygusu olarak, bedensel yani olarak, yasal olarak. Mesela... E, aldatma affedilemez. Tamam affedilemez. Hayır hayır öyle bir şey yok. E, pardon e, aldat ne dediniz pardon. Bir daha Aldatmanın nedeni yok dedim. Ha, nedeni yok. Nedeni dediniz. yok. Şöyle, şöyle düşün. Yani ilişki üzerinden okut. Yani, o bir kontrat. Şimdi, ili ili bir ilişkiyi özellikle bu nevi bir ilişkiyi tanımlayan bir sürü unsur var. mesela bunlardan birisi de cinsellik. Diyelim ki erkek empotan hale geldi ve sekste ilişkili beklentiden bir tanesi. Bu durumda aldatma. Yine de kontrat dışı mıdır? Elbette kontrat dışıdır. Yani bir boşanılır, iki boşanılmaz konuşulur. Üç her ne yaşanacaksa konuşulur. Ee, yani ben insanın monogam olduğu ile ilgili elbette ki kafası gayet karışık biriyim. Yani çok tartışmaya açık bir hikaye. Yarına kadar da konuşulur. Ve fakat şu konuda kafam hiç karışık değil ki evlilik monogam. Ee, monogam olmayacaksan evli olmayacak mısın? Yani olmuyor. Başka türlüsü olmuyor. Böyle olmalı ya da meli malıdan bahsetmiyor. Olmuyor. olmuyor. Ee, yani orada sadakat... Olan örnekler yok mu? Yok. Bu açık evlilik falan gibi şeyler. Yok, olmuyor. Yok. Yani çok uğraşılıyor. Yani ister açık evlilik ister işte inançsal zeminde birden çok kadınla evli olmak ki orası daha kolay gibi bile gözüküyor. Yani oradaki... Var orada mesela dört eşli adamlar var. Yani eğer sosyal ve finansal olarak karşısındaki bağımsızsa olmuyor olmuyor He. hikaye. He, hikayenin naturası mümkün kılmıyor. Şimdi akıllı bir iş değil ki zaten. Yani ömrünü bir insanla geçireceksin değil mi? Büyük hikaye. Bir sürü bedeli var. Sadakat o bedellerden biri. biri. Dolayısıyla çok olağanüstü bir e, gerektiriyor. ödülü olması gerekiyor sana. Yani hayatına eşlik edecek birini seçiyorsun. Eşlikçini seçiyorsun. E bedellerin var. Yani hayatına, hayallerine, anılarına, çocuklarına eee her şeyi bir arada yaşayabilme şansı yok ya insan canlısının. Dolayısıyla burada bedeller var. Ama tabii bir de evlilik cinselliği hadım ediyor böyle bir belası da var. Yani o evliliğin birbirinin gözündeki itibar müessesesinin bir de cinselliğe attığı bir gol var. var yani cin... Tabii var. Yani cinsellik edepli bir arazi değil. Ee... <laughs> Bu şehir filmini hatırladım. Ee... Neydi? Ee... Terapi yapıyordu mafya babasına. Hmm. O diyor ki niye e, bu kadınlarla beraber yaşadın? İşte bunları e, karın var diyor. Onun çocukları hmm. böyle, o azdır. Baya öyle. <laughs> yani bu e, en büyük bedellerden biri diye düşünüyorum. Yani attığı en büyük gollerden bir tanesi. Niye böyle uzun yıllar cinselliğini sürer çiftler yok mu? Var az. Tabi cinselliğin sürmesi başka. Cinselliğin hazının sürmesi başka. Bir kadın ve erkek olarak var olabilmek başka, görev bilinci başka. Bunların hepsi başka. İş olsun yapmak başka bir şey, keyif olsun yapmak başka bir şey. E bu tabii keyif denilen hikaye bir oyun. Oyun da kendi içinde razı olmak başlığıyla e, oyun yenilik. Peki, ya. şimdi madem buradayız. Şimdi siz başta evliliklerin sizin karşınıza gelmesine, yani evliliklerin sonra ermeden önce sizin karşınıza gelmesindeki temel sorunları da sayarken cinselliği saymadınız ama şimdi görüyoruz ki cinsellik burada önemli bir noktaymış. Ben geliş gerekçelerini saydım. Hı hı. E, dert yaşayış gerçek problem tarifleri. Çünkü aslında bir çifte mutlaka problem tarifi yapmak lazım. Bir çiftin geliş gerekçesiyle o çiftin problem tarifi daima ha. aynı geliş olmayabilir. Geliş gerekçesi başka olabilir ama evet. asıl problem cinsellik olma oranı yüksek mi? Ya ben tabii cinselliğin bir ilişki ve evlilikte ve insanın hayatında aslında rotoda o devam eden... Kadın erkek ilişkisinde ilk üçteki yerini kaybetmesinin fena olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani yüksek emek sarf gereken bir alan. Kendiliğinden bir hikaye olduğunu hiç Halbuki Aldous Huxley'nin lafı vardır biliyorsunuz. Kimin lafı? Aldous Huxley. Bilmiyorum. Ha, e, güzel bir laftır o. Ee, şey e, cinsellikten daha eğlenceli işler bulan insanlara entelektüel denir. <laughs> Katiyen katılıyorum. Ee, evet. Emre katıldı ve gülüyor. Emre katılarak gülüyor. Yani e, meselenin nitelik, nicelik falan hani buralarda haftada iki gün sevişiyoruz şahane. Bunlardan bahsetmiyorum. Cinsellik aynı zamanda e, bir kadın ve erkek olarak var olabilmenin e, referanslarından biri. ...ve aslında hizmet ettiği yer bir kadın ve erkek olarak flört edebilmeye devam hı hı. Hafif bir kelime ya flört. Evet, o hoş. Ee, hoş hak de. ettiği, e, özeni almadığını düşündüğüm bir kelimedir benim. O flört edebilmekle ilgili de çok kıymetli. Yani illa yatmak, seks yapmak değil, flört de o cinselliğin bir parçası. Evet, e, dolayısıyla mühim. Çünkü e, biz aslında kendi cinsiyet kimliğimiz ve onun ihtiyaçları sebebiyle de biriyle bir arada oluyoruz ya... O cinsiyet kimliği çok hızlı kaybedilebiliyor hayat içinde. Hele şimdi daha hızlı kaybediliyor. Ben şu anda evlilikte cinselliğin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, maalesef ve neyse ki cinsiyet kimliğine ait roller eskisi kadar sert değil. Neyse ki. Ne e fakat bu? bir an neyse ki. Yani ben burada sizinle oturuyorum şöyle Hı -hı. muhabbet ediyorum. Evet. Hı -hı. Mühim bu yani bundan 50 yıl öncekinden farklı bir üstelik cinsellik konuşuyorum mühim ve çok ya iyi. 50 yıl önce bir kadınla bir erkek evet. cinseli konuşamaz. Evet. Ee, bu neyse ki maalesef olan kısmı Ama ben size ise... hekim gözle konuşuyoruz şimdi. Hekim olarak konuşuruz. Kadın erkek olarak konuşuruz. Kadın erkek olarak da konuşulabilir. Yani. yani hikayenin geldiği yer başka. Ee, maalesef olan kısmı ise şu. Tabii e, o rotaya baktığınız vakit kadınlar epey cinsiyet kimliklerini kaybettiler. Yani benim, benim mesela kendi gençlik yıllarıma baktığımda 57 yaşındayım ben ve e, hikaye. Teşekkür ederim. E, hikaye şöyleydi. O flört oldu mu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> e, e, daha erilleşerek devam eden bir yolculuk var da. Yani kadınlar feminenliğini evet. kaybetmeye evet. başladılar. Hatta bir dönem mesela bu çok fazlaydı. Şimdi yeni jenerasyon böyle değil ve çok beğeniyorum bunu bu anlamda. Böyle 40'larına geldiler, başarılı kadınlar mühim bir kısmı. Ben bunu ofiste sayısız duydum. Yani hayatımda bir erkek istiyorum. E, çoğu da adım etmişti adamları. Yani duygusal, sosyal ve erkek Şimdi Orada, e, farklılık ve eşitlik denilen bir hikaye var ya, eşitlik farklılığı yenmişti. Burada şimdi farklı ve eşit olmak üzere devam eden bir yolculuk var. E, o yüzden cinsellik daha daha da mühim diye düşünüyorum. Peki feminizmin kadınların aleyhine olduğu anlamına geliyor mu? Ya da cinselliğin hayır, aleyhine Hayır. Yani oldu. feminizm kadınlar için mecburdur. Hı -hı. Ve yolları almalıdır elbette ki. Kendi yollarını Ama almalıdır. Ama feminizmi erkeksileşmek olarak anlamak lazım. Yani. E, evet. Yani biz e, bu oyunlara girip çıktık çünkü. Hani kısalmış tıraşlı saçlar. Evet evet. Evet. Gördük öyle. Evet. Öyle ablalarımız oldu diyeyim hı hı. çeşitli ortamlarda. Ama sonra onlar da bunun yanlışlığının çok hızlı farkına vardılar. Mühim bir kısmı. Peki bir şey soracağım şimdi. Siz dediniz ya 5000'e yakın vaka. Bu 5000'e yakın vaka toplam 20 sene değil mi? Ben e, 34. yılındayım meslek ha, hayatımın. 34 sene. 34 sene içerisinde çiftlerde bir değişime, çiftlerin sorunlarında çiftlerin sorunlarına yaklaşımlarında, çiftlerin birbirlerine ve kendilerine yaklaşımında... 34 senede gözlemlediğiniz bir şey var mı? Var. Bunu şu yüzden soruyorum, yani şimdi mesela gençler sanki... diyebilirsin ya bu Fatih senin ihtiyarlık algın diyebilirsin. Yanlış değerlendiriyorsun diyebilirsin. Eski oranda sanki... ilişkiler daha kolay gözden çıkarılabilir hale mi geldi acaba? Bilemiyorum ya bu algı da olabilir. Ee, biz analarımıza, babalarımıza bakarak belki bunu düşünüyoruz. Yani benim kuşağımda da biraz yani sanki boşanmalar giderek artıyor. Sanki e, ya, anlaşamıyoruz ne yapalım? Bırakalım falan demek daha mı kolaylaştı? Nasıl değişim gözlemlediniz? Şöyle bu 34 bir değişim olduğunu düşünüyorum. Şimdi uzunca da bir süre tabii aslında. Ee, bizim ebeveynlere üç aşağı beş yukarı baktığımız vakit orada tabii bir evliliğin devam etme opsiyonu yoktu. Bu evliliğin ya da ilişkinin aslında ne kadar şahane dolgun, doygun ya da bağları güçlü ya da kitabı yazılıyor burada evliliğin bunu göstermiyor. Yani başladığı için devam etmekle mükellefti. Bu salt finansal bağımsızlıkla da ilgili, sosyal bağımsızlıkla da ilgili bir şey aynı zamanda. Bir kere Dur kadın algısı özellikle çok güçlü o zaman toplumda. Bir kere doğru. hikaye hikayeye çok mühim bir şey eklendi. Boşanabilme opsiyonu. Bu evliliğin sağlaması gibidir. Yani mühimdir. Boşanabileceğin halde evlilik alıyorsan evet, bu daha değerli evet, bir şeydir. Evet, çok bu. değerli bir şeydir. Ve ben tabii e, algıda e, bunu kimi vakit kimi yerde söylediğimde kulağa çok tatlı gelmiyor. Boşanma güzellemesi gibi gözüküyor. Fakat boşanmanın hak ettiği itibarı görmesi gerektiğini ve bunun çok mühim olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında bir ilişkinin bitişi o ilişkinin e, yaşanmış olan seyri ve Sürecinin itibarını da bitirmesi, yani ilişkilerin bir ömrü vardır. Yani üç gün, 3 yıl, 33 yıl. Dolayısıyla ömrü bittiği vakit bir ilişkiyi bitirebilmek hele beceriyle. Var mıdır? Ben olduğunu düşünürüm. Ee, Tabi şu da, yani hani o kadar böyle biraz hmm, katmanlı. Yani bizim ve partnerimizin hayat içinde, değil mi? Birbirimizi hem değişmekle hem değişmemekle itham ederiz ya. İkisi de. Ee, ve aslında mutlak dönüşüyoruz. Evet, mesela öküz de öküz kaldı derler mesela. Evet. Kadınlar, kocaları için. Ee, adam da ya da eskiden der ki, böyle değildin. He? Eskiden böyle Öyle değildin. değildin. Çok, Yani her ikisi de... Değişiyor. Evet tabii yani burada... Değişmemek daha kötü hatta. Tabii, yani burada... Çok sıkıcı bir şey hep aynı kadında oluyorsun o zaman. E, fena olan zaten aslında değişmemek direnç zaten. Yani bir, bir, bir ürkmen, bir korkman olman gerekiyor ki bir yerde böyle takılıp kalasın. Dolayısıyla hani o değişim süreci içerisinde bir sürü yerde patinaj yapabiliyoruz biz. Yani bedensel olarak artık başka bir yere doğru evrilebiliyoruz. Şefkatimiz çok yukarı. Şimdi aslında evlilik şu ya, şefkatli ve şehvetli. Arada veya çok, yani arada veyanın olduğu evlilik gani. Hele şefkate doğru evrilme opsiyonu çok. Ee, yani artık partilerine şehvet duymuyor ama şefkat duyuyor. Ya ama bunun için çok emek vermek lazım. Şimdi eski... Şehvet için mi, şefkat için mi? Şehvet için. Ee, eski ilişkilere doğru baktığımızda onların bir kere opsiyonları azdı. Yani hakikate doğru bir gelelim ya. Şimdi her şey bir tuşun ucunda. Sayısız seçenek var önümüzde. Ee, ve dolayısıyla es... Öyle mi hakikaten acaba? E, tabii. Eskilerin sadakati o kadar... Mecburi bir sadakat mi? Kayda biraz? değer. Yani hani çok... ...apolet takılacak bir sadakat diye düşünmemek Çünkü opsiyon yoktu zaten. Evet. Mecburi sadakat. Şu anda... ...hele gençler için... ...hani bizim bir de... ...kendimize ait etik değerlerimizle beraber... ...biz böyle... ...daha... ...yaşlılığa doğru seyreden insanlar olarak... ...daha başka bir yerdeyiz. Doğru mu? <gülüyor> 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 Bunlar hepsi genç şey, sen Onlara soruyorum. Ama gençler için... E, ...sadakat... ...büyük performans gerektiriyor. E, yani... İnsan canlısının en yani basit yerini neyliyor? Memur diyor ki hayata rüşvet aldım. Ulan teklif eden mi oldu? Evet der bayağı ya. öyle. bayağı öyle. Yani çok değerlendirilemez diye düşünüyorum. Eski ve yeni. biri değil yani. E şimdi tabii biraz ruhsal dünya moda oldu. Yani son 10'lu, 20'li, 30'lu yıllara baktığımız vakit. Ruhsal dünyadan kazanamıyor mu? Yok değil. Yani travma, çocukluk falan. Hani öyle bir yere doğru da evrildik ki. Yani bizim çocuklarımızın ana baba travması var. Ee, Ama hadi bizim de, yok. Hele bizim ana babalar zaten insan Hiç değil yok. onlar. Yani. Şimdi tabii buralarda işler e, karıştı. Yani e, 34 yıllık süreçte dünkülerle bugünküleri kıyaslamak aslında doğru değil çünkü bambaşka iki ortamın sahipleri. Değerler değişti. Değerler değişti. Yani aslında evlilikte e, bir değerler... Peki iyiye mi değişti, değişti, kötüye mi değişti? Sizin de söylediğiniz adım Ben evlilik iyi özelinde daha gerçeğe dönüştüğünü düşünüyorum. Yani iyi ya da kötü değil. Daha hakikileştiğini düşünüyorum. Ee, kendi hakikatiyle daha yüzleştiğini düşünüyorum. Zor bir iş çünkü. Yani e, hani o filmlerde falan ben hani bilmiyorum 3 aşağı 5 yukarı aynı yaş aralığında olabiliriz belki. Mesela biraz daha büyüğüm. Eyvallah. Ee... Bana abi diyebilirsiniz. <laughs> <laughs> filmlerde, seyrettiğimiz filmlerde, Türk filmlerinde siz de seyretmişsinizdir. Bütün hikaye oğlan ve kız buluştuktan sonra biterdi ya yani. Bütün o ilişkiye dair o gösterilen... O Şuray filmlerinde ama. O. Evet. O Rüşen korkusundan kadıncağız öpüşemedi yıllarca. Yok onun dışında da öpüşülenlerde de. Yani film buluşulduğu anda biter. Aslında ilişkiyle ilgili bütün tarif, bütün uğraş... Ama siz 70'lerin seks furyasını kaçırmışsınız herhalde. Orada da öpüşüldüğü anda başlardı. Bilmem. Evet o furya kaçırmış olabilirim. <laughs> Kastım şu İlişkiyle ilgili Yani kolektif bir bilinç dışı bilgi vardır Ve çok önemli bir bilgidir Nesilden nesile de aktarılabilir e, Ve bizim bilgimiz Aslında bir ilişkinin e, Emek verilen kısmının Başlangıcı ve Buluşulana, kavuşulana Adına sahip evlilik diyebilirsiniz evet. Bu mühim ve fena bir bilgi ee, ve bu bilginin bir sürü post efekti olur. Hikayenin başladığı yer bizim kodlamamızda hikayenin bittiği yer tadında. Hmm. Yani ilişkilerindeki sebep e, o zaman anladığım kadarıyla sizin e, olarak ederek o günde bugün de ilişkinin başlangıcına gösterilen özenin sonrasına gösterilmemesi mi? Niye <gülüyor> gülürüz? Şey gibi oldu. Böyle. Şu aşırı basit bir matematik problemi gibi sordum. Ben her şey çok basit evet, verin, çok o yüzden. Evet çok tatlı geldi o yüzden. Ben salona tek Her şey bana Rica göre geliyorum. çok basit olmalı. Yani basit çok kıymetli. Yani çok zor ve kıymetli diye düşünüyorum ben. Değil. Yani ilişkinin başına gösterilen özenin ilişkinin devamına aynı performe ile göstermesi olanak yok. Yani bu açık. Yani başlangıç dediğimiz yer ee, bir kere kavuşamama figürasyonu var henüz ve ondan güçlü bulunan dünyada hiçbir çekim alanı yok. E, fakat sonrasıyla ilgili gösterilecek olan uğraş, emek, bu kelimeler de çok yakışmıyor ilişkiye diye düşünüyorum ben. Hani uğraş, emek, böyle hani aşk sevgi emek ister tadında e, bir yere doğru gidiyor ama yakışmıyor. Yani kulağı iyi değil ama yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani bayağı böyle değil, bir hikaye. <laughs> bu butonu felaket oldu. Şimdi ya şöyle dertler var tabii. Mesela son zamanlarda benim kafama çok fazla takılan meselelerden bir tanesi bu. Fazla bulduğum bir samimiyet var benim. İlişkilerde. Evet. Ama samimiyetsizlik olmaz. Yani o yakınlık için çok mühim. Böyle uydurduğum bir kelime var samimiyetli mesafe diye. Son aylarda türedi zihnimde. Ve çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Kolun değil ya, yani öteki. Bir de ilişki tabii asla bize olmasa, o olsa üçüncü teki şahıs. Buralar çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani o e, çok yakın olmak ile e, Japon yapıştırıcısıyla yapışmak aynı şey değil ya. Füzyon başka. O aslında arada herkesle, neredeyse herkesle bulundurduğun o samimiyetli mesafenin hiç olmadığı biri ya eş neredeyse kimi vakit. Aslında orada olması gerekiyor. En çok orada olmak zorunda diye düşünüyorum. Yani bir özgürlük alanı. E, evet hani her şeyi söyleyememe hakkı aynı zamanda. her şeyi yapamama. Ee, yani eşinin yanında yerlenmeme. Evet. Yani fiziksel, ruhsal, duygusal. Yani onu bir öteki gibi Herkesin görme. Herkesin bir özeli, bir küçük küçük sırrı olmalı yani. Bu, bu kötü manada bir şey değil. Ne oldu? Kültür manada bir şey değil. Yani evet. sizin başta güzel şey söylediğiniz, o evet. aldatmak kötüdür derdi. Evet, evet. Çıkarak evet, söylüyorum evet. bunu yani. Evet. Sırrı. Bir Sır sırrı... deyince otomatik olarak... İnsan aklına o geliyor ama ben evet. o demiyorum mesela. O demiyorum mesela. Evet. Ne bileyim mesela, basitinden söyleyeyim mesela. Kendimle ilgili bir şey söyleyeyim mesela. Ee, eşimin haberi olmayan bir spor otomobilim garajda falan gibi böyle. Hepimizin haberi var aslında ama. Yani mesela o, Hande, Hande kızıyor benim mesela otomobil almama veyahut da ne bileyim saat almama kızıyor. Saat almışım bir yerde saklıyorum. Hmm. Evden çıkınca takıyorum koluma falan gibi bir şey mi mesela? Evet. Azıcık daha derin bahsettiğim yer. Tabii de derim ve ben çok güzelsel sergitim. Ben hmm. basit bir adam olduğum için basit yaşıyorum her şeyi. Sanmıyorum. Ee, yani o birbirini ihlal etmeme refleksine sahip olma hali. Hani ee, dış dünya ile kurduğumuz ilişkilerde itinamız refleksif olarak yüksek. İç ile kurduğumuz çünkü o kendimizi, kendimizle kurduğumuz ilişki gibi ya. Tabii kendimizle kurduğumuz ilişki de daha hoyratça olduğu vakit ötekiyle kurduğumuz da aynı hoyratlığa sahip. Peki mesela ilişki deyince hep genelde akla bir evlilik geliyor. Hı. İlişki illa evlilik olmak Hayır. zorundadır. Yani e, bir normal bir süre gelen ilişkide bir ilişkiliği midir? Bunun bitmesi, ayrılması, başlaması e, en az evlilik kadar travmatik değil midir? Değildir. Değil midir? Değildir. Aa enteresan. E, çünkü diğeri aslında bir e, toplumsal delegasyon, bir imza e, ve sesli sessiz kendine ait hem gücü hem presi var. Yani evliliğin hem bir organik gücü vardır. Böyle örümcek ağ gibi yayılır ve bir itibarı vardır. E, e, ve Aynı zamanda üzerinde bir pres vardır. Yani ezberleri vardır. İlişki evlilikten daha başka, daha az zor, daha bağımsız ee, ve fakat diğer yandan da aidiyetle ilgili ihtiyaçları daha az kimi vakit karşılıyor. Bir de tabii hikayenin o yasal, finansal ve ebeveyn olmakla ilgili kısmı bir müesseseye döndürmüş durumda tabii kurumu. Ama peki bir Çok yandan, yandan da mesela değil. evlilik olmadan o ilişkiyi sürdürmek o az önce bahsettiğimiz e, başlangıçtaki özeni daha uzun süre korumaya getirebilir mi beraberinde? İlişki o e, tabii evet. evet evet. Yani evlilik yani hikayeyi evlilik daha aşkı öldürür. E, Aşk zaten ölür. İlişkide de mi ölür? E tabii. Ama orada belki biraz daha mı geç ölür? <laughs> Bilmiyorum pazarlık yapmak <laughs> lazım ona. E, onu söylemek çok zor ama aşkın zaten insanın kendisinden bağımsız da bir yanı var. E, ee, i̇nsanın çok kendisinin bir şey yaptığı bir hikaye değil. Ee, yani aşk perestler aşktan aşka koşarlar. Hı hı. Kimi hikayede... Ama aşk perest midir, seks perest midir? Ben aşk perest olduklarını düşünürüm. Ben yani seks perest olmak biraz daha o kadar uğraşmayı gerektirmeyebilir. Hı. Ee, bir de hani buharlaşıp uçmayan bir şeye doğru dönen ilişkiler var. Birini rağmen sevmek ya hikaye. Bir sürü rağmenle beraber. Şimdi tabii aşkta şöyle bir hikaye oluyor. Bakıyorsunuz Adam çok romantik. E, çok romantik ama duygularını aktaramıyor. Ve aşıksınız ve böyle tarif ediyorsunuz. Sonra aşk irtifa kaybediyor. Bu defa adamı ezik bulmaya başlıyorsunuz. Rağmen oradaysanız, evet bu hikayenin adı bir ilişki. E, çok hakikati görebildiğimiz bir yer değil aşk. Yani tabii daha deneyimli ve daha sezgisi yüksek aşklar bir tık daha gerçeği görebilirler. Ama orada istediğimizi görüyoruz ve istediğimizi gösteriyoruz. Yalan filan da atmıyoruz. Yani öyle kendiliğinden akan bir hikaye. Yalan değil midir aşk? Hiç değildir. Şarkı var ya aşk eski bir yalan Adem'le Ben 50 şarkı daha koyarım ortaya olmadığına <laughs> dair. <ayrı. gülüyor> ee... Peki e, ilişkilerde çocuğun fonksiyonu ne mesela? Evlilik veya e, evlilik dışı ilişkilerde e, çocuğun fonksiyonu. Çocuk ilişkiye zarar veren bir şey mi uzatan bir şey mi? Hep vardır ya evlilik sürsün diye bir çocuk daha yapmak falan veya evlilik sürsün diye çocuk yapmak. Bu ilişkiyi nasıl etkiler çocuklar? Bilgi e, boşanmayı sürecini uzatır. Uzatır yani. yani bu bir bilgi. Evet. buna ilgili fıkra bile var biliyorsunuz. Bilmiyorum. Ha Anlatırım bir ara çok hoşuma gidiyor. Tamam. Çok ee, ama bilgi başka, içerik o başka. Soğuk aramayı bayılıyorum. <laughs> Pardon, devam edin lütfen. Ee, evliliğin içine ne yapıyor diye sorarsanız o başka bir hikaye. İçine ne yapıyor ve nasıl etkiliyor süreci? Şimdi tabii belki ilişkinin en zor virajı. Yani tamamen yeni elbiseler giyilecek. Ee, kadın ve erkek olmak, işte iki tane insan olmak. Onların dışında bir kere ağır bir ortaklık hani uzlaşmama opsiyonunuzun çok za azaldığı çok yer. azaldığı bir yer. Ve orası aslında bayağı hani takke düştü kel göründüğü yere çok zor bir yer. Hayaletler dolu. Yani sizin maruz kaldığınız ana babalık, onun maruz kaldığı ana babalık. Telafiler ve orası çok karma karışık. Ee, hikayenin tabii o cinsellikle ilgili dalgalanmanın sert olduğu bir yer. Ee, bir sürü kodlama var. Anne olmak, çocuğun anası olmak, o memeden süt gelmesi baba olmak var var var. Dolayısıyla orası bir viraj. O virajı iyi alabilirse çift. Ki mesela ben her sene yurt dışından bir takım terapistlerle de bağlan, bu alanda bağlantılı bilgilenmek istiyorum ve bilgi aktarmak istiyorum. E onlar bizden özellikle bu Amerika tayfası daha direktif ve didaktik oldukları için kimi ekollerde çift terapisinin özellikle çocuk sonrası çok yaygın bir başvuru yeridir çocuk sonrası. Gelindiğinde çocuksuz zaman geçirme kontratı istiyorlar. Yani o birbirini unutmamak gereken bir yer. Ee, hele böyle kutsal atıfların daha yüksek olduğu ebeveynlik elbette ki kadın ve erkekliği yeniyor. Ee, ama bunlar birbirinden ayrı yerler. Yani itinayla korunması gereken yerler. Ve gençler bu konuda daha iyiler. Daha iyiler. Kesin. Peki mesela şöyle bir şey okumuştum. Doğru mudur değil midir? Ee, kutsal Madonna sendromu duydunuz mu? Duydum. Kutsal Madara sendromu şu. anne çocuk anne anne çocuk olduktan sonra erkeğin anneye olan cinsel arzusunun azalması hatta tamamen yok olması artık onu çocukların annesi kutsal bir ne varlık ne dediniz, olarak duydunuz görmesi. Duydunuz mu? Mesela erkeğin karısına olan değil. Erkeğin anneye olan cinsel evet. arzusu dediniz. O yüzden bilerek söyledim onu. Evet. E, tabii ki. Yani, yani dolayısıyla oradaki o sistemin korunması gerekiyor. Yani o kadının da oradan Şimdi evliliğin tabii kadının evlilikle ilişkisi, ben böyle hafif kıpır kıpırımdır, idare edeceğiz. Hiç gayet iyi ben ee, Kadının evlilikle ilişkisi ve erkeğin evlilikle ilişkisi çok aynı değil. Evlilik kadının malım mülkü. Öyle midir? Tabii, yani onun yıl dönümü kutlanır. Onun Doğru, törenleri yapılır. Aynen. Evlilik yıl dönümünde kadına hediye evet. falan. Yıldır. Yani. onun mülkiyetinde ve aslında çocukları ve o çocukların babasının dahil olduğu o yuvayı o koruyacak. Ee, bunu yaparken de kimi vakit bir şeyi bırakıyor ve öyle yola devam ediyor. O bıraktığı da kadın olmak, baya kadınlık halini bırakıyor. Bazı zaman bırakmasa bile ama erkek bıraktığını düşünüyor galiba. Bu Kutsal Madonna sendromunda o var Evet. Galiba. Şimdi bir bu. Diğerinde ise, e diğeri bayağı Freudian konuşmamız gereken bir yer. Yani orası çok uzun konuşmak gerekiyor. Ee, daha daha anlatılması çok kolay değil yani bilginin çok geniş olması Derin bir lazım. Iş yani. yani biz oralarda yani burada konuşacak bir iş işte. değil. Yok değil. Yani hani bayağı ıı, elektralara falan girmemiz gerekiyor. Ödipuslara girmemiz gerekiyor. Orası erkeğin annesiyle kurduğu ilişki pas geçilerek anlatılamaz. Siz Freud'çu musun, Jung'çu musunuz? Jung. Jung. Ödipus falan gitmek gerekir diyeceğim. Ben böyle bir, bir, bir Freud'çuluk var mı diye düşündüm. Bilgi çok mühim olduğunu düşündüm. Yani ben düşünme mekanizmam daha buradan. Hı hı. Çalışma mekanizmam çok buradan değil. Okay. Yani çiftlerle zaten öyle çalışılamaz. Freud ile Jung arasındaki farkı merak ediyorsanız bizim burada anlatacak halimiz yok. İnternete girip bulursunuz. Değil mi? Şimdi biz burada herhalde Freud ve Jung'la konuşacak halimiz yok. bilmiyorum. <laughs> ne, 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 ne desem boş. <laughs> ee, peki... E, bir yandan da e, evlilikler, ilişkiler, şunlar, bunlar falan filan diyoruz ama hayat insanın hayattan beklentileri de Zaman içerisinde değişim gösterdi. Yani bugünkü gençlerle bizim gençliğimiz, aynı ay şeyleri beklemiyorlar. Ee, biz başka kodlarla büyüdük, başka sosyal kodlarla büyüdük, büyütüldük. Bugün gençler başka sosyal kodlarla büyüdü. Bu sosyal kodlar ilişkilerin ilişkiler açısından olumlu etkimi yapıyor, negatif etkimi. Yapıyor. Bugünkü gençlerin ilişkileri, eski ilişkileri daha mı sağlamlar? Daha sağlam değil, daha gerçek. Daha gerçek. Evet yani hani sağlam olmaktan anladığımız sıklıkla bitmeme hali ya, evet. e, bitmeme ihtimali daha az olan ilişkiler ama daha gerçek ilişkiler. Hani Erhan Erkut diyor ya, e, gençler ömürleri boyunca önümüzdeki jenerasyon birden çok meslek icra edecekler. O yüzden çok kafayı takmasınlar. <laughs> ben... Gençlerin de ömürlerinde birden çok evliliğin var olabileceğini düşünüyorum ilerleyen süreçte. Dolayısıyla aslında en önemsediğim şey bitişle ilgili algılarının ölüm, dram, felaket, düşmanlığın dışında bir yere doğru da gelmesi. Yani ömrün uzayışıyla da hikaye böyle ya aynı zamanda birden çok ilişki yaşayabilirler. Bitirmenin ve bitişin adabını öğrenmeleri gerekiyor. Bu adap öğrenilebilir bir adadır. Elbette, elbette. İnsan egosu bu öğrenmeyi engel değil mi? Mecbur. Yani şimdi ilişki iki kişinin onayıyla başlar ve tek kişi. Toplumun kişinin... onayıyla devam eder mi? Bilmem, orası şüpheli. Ama tek kişinin e, ilişkiyi bitirme hakkı vardır ve bu bir haktır. Birbirimizi satın almıyoruz ya, kiralıyoruz muhtemelen. Öyle mi diyoruz? Evet birbirimizi satın almıyoruz Dolayısıyla bir ilişkiden çıkabilme hakkı asgari insani haklardan biri şundan bahsetmiyorum Hani ben insanların ilişkilerini ilk kez söyleyeceğim bunu kötü de gelecek herhalde e, yasal dinamik olmadan bitirebilme hakları olduğunu düşünüyorum olması gerektiğini düşünüyorum ben yasal hakkı, son yasal hak çocuk Finans, Burası yasal dünya ile ilgili. Ama birisinden boşanmayı istemek e, ve ondan boşanamama bu söz konusu olamaz ki. Ama genellikle boşanamamanın sebebi sizin az önce bahsettiğiniz çocuk veya finans meselesindeki uyuşmazlıktan oluyor. Ve fakat... Ve fakat Et o, olarak da boşamam diyen oluyor. Yani hani gün sonunda elbette ki hukuk bizim yasal ve ebeveynsel haklarımızı korumakla mükelleftir. Net. Ama onun dışı kişinin talebiyle ilgilidir diye düşünüyorum. Eş talep olduğu zaman genellikle ayrılıyorlar ama o öbür dediğiniz meseledeki çekişme, dava sürüyor ve insanlar bundan da genellikle negatif etkileniyorlar ama tabii kadına karşı şiddet, ender olarak erkeğe karşı şiddet. Mesela orada bir var. artış var. Kadına karşı şiddette. Bunun sebebi ne? E, memlekette şiddette artış, artış var. var. Yani tabii şiddetin seyredildiği, öğrenildiği yerler var. Bir aşağısı geldiğin yer, bir yukarısı seyrettiğin yer. O kadar. Türkiye'de ikisinde de artış olunca hmm. istasyona ola anlaşma var ya sistematik duyarsızlaşma yani depremi çekirdek çiterek seyreder hale gelme. şiddette şiddet de onun parçalarından biri. Ee, evliliklerdeki sorunlara baktığımız zaman bir terapist, evlilik terapisti ya da ilişki terapisti gözüyle. Psikiyatrist diyelim. Pardon, Çok gıcıma gidiyor doğru, bu. terapist lafı hmm. psikiyatrinin sevdiği bir laf değil. Bir psikiyatrist gözüyle, e, evlilikleri bercek altına alan ve bunlarla ilgili sorunları inceleyen bir bilim insanı gözüyle e, diyeyim o zaman. Ülkeler veya bölgeler arasındaki farklılıklar var mı? Yoksa genel olarak insan doğası... mesela Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında veya var. Türkiye ile Avrupa veya Türkiye ile Japonya arasında bir farklılık var mı? Çok. Ne, ne o farklılıklar ya şimdi tabii e, insanların iç ihtiyaçları ile ilgili büyük farklılıklar yok baktığımız vakit. E, fakat e, mahalle yani süperego ego e, evliliğin oyun arazisidir ve dolayısıyla e, bir kere Türkiye kendi içinde zaten herhalde birkaç ülkeyi barındıracak kadar evet, farklı farklılığa var, sahip. Farklı. Oğlum bana bir gün şey dedi. Bizi Danimarkalı gibi yetiştirdin dedi. Bayıla bayıla söylemedi ama. Kızgın bir Kızarak. şekilde söyledi bunu. E doğru yani. Ne yani e... markalı gibi olmak? Yani kız kardeşimle eşit yetiştirdim demek istedi aslında. Yani onun derdi hmm. daha ha, tamam, oradan tamam, da. bir derdi var. Evet oldu. muhtemelen. E... E, evet çok iddialı farklılıklar var. Yani bir kere hikaye kadın ve erkeğin tanımlanmış rolleriyle ilgili. Yani o roller esnemeyen ve keskin roller olduğunda şimdi... E, yani. Yani baktığımız vakit ülkenin bir arazisine, e bir kere zaten kadın olmakla erkek olmanın tarifi farklı. Yani evliliğin tarifi zaten farklı. Yani orada kadın olmakla burada kadın olmak başka. Dolayısıyla benim evliliğimle oradaki evliliğin birbirinden ayrıksız olma ihtimali yok. Çok iddialı farkları var. Sosyokültürün iyi ellediği bir yerdir. Ee, yani mahallenin iyi baskılayabildiği bir yerdir evlilik. İşte o baskide televizyon programında patladığını görüyorum. Hmm, yani orası diğeri. herhalde Oradan uçtu taştı. Dışarı e, akıyor e, mahalledeki olaylar. Ben televizyon o, o programları bilmiyorum ama belki şundan bahsedebiliriz. Anne babam böyle bir iki üç aydır benim de, misafirler ve e, dolayısıyla televizyon dizisine maruz kaldım. Kimi akşam hiç televizyon dizisi seyretmedim ben. İkinci baharı seyretmiştim. O vakitten beri seyretmedim. Şimdi bir takım dizileri görüyorum. Şener, Şen ve Türkan Şen evet, değil mi? Evet, bir takım dizileri görüyorum. Ve acaba diyorum hani bu toplum mühendisliği ile ilgili ne var? Bir yanıyla da seyretmem gerektiğini düşündüm aslında son zamanda baktığımda. Şimdi orada da tabii bir figürasyon görüyorsun. Yani bildiğimiz üzere narsistik kişilik oranı yüzde bir. Bozukluk mudur? Evet, bozukluktur. Narsistik kişilik bozukluğu oranı yüzde bir dünyada anormal bir sayı var. Hatta geçenlerde tekrar bir iki makale okudum ben yani. Burada bir bombalanma mı var diye hatta şimdi bir kitap okuyorum. Yani oranın üstüne mi acaba diye Değil. Değil. E, fakat tabii çakma narsizm ya da hani eril olmakla narsist e, tutumlar içinde olmak o kadar iç içe girdi ve o kadar puş ediliyor ki şu an mesela ben seyrettiğim televizyon dizilerinde ya da maruz kaldığım tahammül edilmez geldi bu. Yani oralarda da tabii kadın kim, adam kim, şimdi bir de muhafazakar camiayla seküler camiayı bir araya getirmekle ilgili bir taklalar var anladığım kadarıyla. Kızıl goncalar, kızılcık şurubu, bu şer, şerbeti. Ben şey maruz kaldım, onları Allah'tan annem seyretmiyor. Ee, ha, kızılcık şerbeti. Tamam. Lütfen. Gerçek değil mi onlar peki? Genel? Sanmıyorum. Öyle şeyler olmuyor mu toplumda? Yani şimdi Cem Yılmaz'ın kulağı çınlasın. Çok nazik de olmayacak galiba. Bu hani ben 3 aydır falan maruzum. Kimin eli kimin cebinde belli değil zaten. Peki hayat böyle değil mi? Hayır. Değil mi bu kadar? Yapmayın. Hayır. Yani ben çok hikaye dinlemiş biriyim. Ee, epey marjinal hikayeler de dinlemiş biriyim. Ee, fakat tabii seyredilesi bir şey ya. Yani orada erkekler Tam böyle narsist duygularını vardı. gösteremiyorlar. O da bir Eril ve narsist olmanın bir hali ya. Böyle bir uçuruyorlar, sonra bir hayal kırıklığına yaşıyorlar, Hızla bir duygudan öbür duyguya geçiyorlar. Bir ara Şanslısınız derim. Birkaç bölüm mesleki nedenlerle seyrettim. Yani o tartışmalar falan başlıyor. Ne oluyor burada diye seyrettim. Sonra baktım. Yani siz diyorsunuz ki hayat, onlar gerçek hayata yansıtmıyorlar. Böyle abartılı bir durum yok ortada. Herkesin eli herkesin cebine değil yani bu kadar cepler bu kadar karışmış değil. Şimdi tabii orada ilgimi temel çeken şey cepler değil umuyorum bu kadar karışmış değildir. Yani o çünkü gün sonunda kişisel ahlakla da ilgili bir mesele. Yani insan birini ya da bir şeyi aldattığında önce kendini aldatıyor ya. Yani bayağı çok 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 temel varoluşsal bir sorun. Doğru. Çok temel var olumsal bir sorun. Ve aslında onu görmezden geldiğinizde de tabii bir şeye doğru dönüşüyorsunuz. Yani kendinizi göremeyen bir şeye doğru da dönüşüyorsunuz. Ee, orada temel mesele o hani e, o aldatmalar seremonisi değil benim dikkatimi çeken. Benim dikkatimi çeken adamların o narsistik figürasyonun içine oturtulup ve aslında idealize edilip e, ve erilliği buradan okur hale getirip böyle şu anda hani ofislere gelen kadınların kabaca herhalde yüzünün ellisi, fark ettim kocam narsist diyor. Eee narsistik erkeklere özgü bir rahatsızlık. Daha yoğun. Hmm. Yani kadın erkek evet, oranının Evet, erkek annelerinin fonksiyonundan ötürü olsa gerek. Çeşit, sadece o değil. Yani o bir fonksiyon, cinselliğin de bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani erkek cinselliği daha performa edilmesi gereken bir cinsellik. Dolayısıyla orada o iç dinamiklerle o da ilgili de. yalan gider. söylemek, uydurmak serbest biliyorsunuz. <laughs> ne oldu? Evet, öyle bir hal. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz bir psikiyatr olarak... E, şimdi ben bu sefer bir psikanaliz yapacağım. E, monogamiyi fazla, ne diyeyim, e, idealize ediyorsunuz. Bu... Hayır. Etmiyor musunuz? Ha, pardon, yanlış anladım o zaman. Ben hiçbir şey idealize etmiyorum. Ben durum tespiti yapıyorum. Hiç idealize etmiyorum. Yani insanın e, kendi ruhsal ya da biyolojik ya da antropolojik ya da sosyolojik olarak e, monogami ya da poligami üzerinden çok sağlam değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ben... Kurumun müsaade yani ettiği, yasal olan yanından da bahsetmiyorum sadece. Siz Evet, yani ondan da bahsetmiyorum. Yani. İhtiyaçlardan bahsediyorum. Yani Ama o insanların bir araya geliş iç ihtiyaçları başka bir yerde hukuku bulamıyor. Yani kurum ancak orada. Hiç yasal yandan bahsetmiyorum. Yani insan niye evli kalır? Değil mi? O, o yakınlığı aslında hayal ettiği, o hayatının seyrinde var olan biri... O, o, çok yakınlığı, yani çok sayılabilir. İnsanın niye evlendiği ve niye evli kaldığı sorusunun cevapları ve ihtiyaçları için e, evlilik monogam diyorum. Ben de o konuda sizin gibi düşünüyorum da e, ben, ben olmayanı da yargılamıyorum. Siz de Elbette. Sanki. Yani yargı çok ayrı bir hikaye. Yani insanların hata yapabilme hakları vardır. Şansları da vardır kimi vakit. Yani siz e, ihaneti bir hata olarak görüyorsunuz. Hayır. Ben ihaneti bir kontrat ihlali olarak görüyorum. Hı -hı. Sözleşmeye uymama. Hı -hı. Bu iyiymiş. Hakikaten doğru. E, bu daha e, yerinde bir tanım oldu. Peki şimdi terapiye de tekrar geçelim. Si, i̇nsanlar siz de başta söylediniz. Kimileri evliliğinde bir sorun yaşadığı için veya ilişkisi bir sorun yaşadığı için. Gençler ise bir sorun yaşamadan olası sorunları baştan bertaraf etmek için. Ya da, etmek, da yaşadıkları. Yaşadıkları için ama bazı gençlerinde olası sorunlar daha ortaya çıkmadan bertaraf etmek için bir anlamda destek geldiğini söylüyorsunuz ki bu çok doğru. Bunu şuradan doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela Bizim nesil için terapiye gitmek... olan deli miyim, niye terapiye Ancak bir rahatsızlığım varsa giderim de. Hmm. Şimdi ise biraz da belki Amerikan dizilerinin etkisiyle midir? Yoksa başka bir bilinçle midir? Terapi hayata bir parçası. Ben e, gidip bu terapiyi almayalım diyen gençlerle çok sık karşılaşıyoruz. E, işte evlilik konusunda da e, ve ilişki konusunda da e, böyle olduğunu söylüyorsunuz. Peki ilişkisi yıprandığı veya ilişkisi zederendiği veya ilişkisi sallantıda olduğu için terapi alanların ne kadarı bu terapi sonrasında faydasını görüp, ya bir dakika ben bu ilgiyi sürdürmeliyim diyor veya bu ne kadar daha sürdürüyor? Bu sahip sürdürüyorum? değiliz. Yani dünya nezdinde de çok sahip değiliz. Bunun bir istatistik bilgisi yok Yok. Mi? Şu bilgisi sebep. Sizin gözlemsel bilginiz. E, şimdi ben bir çift terapistiyim. E, ve aslında bilmek istediğim bir psikiyatri hekimiyim ve çift çalışan bir hekimim ağırlıklı olarak. Ve e, bir terapist eşlikçidir, yani biraz da ışıkçı ve dolayısıyla aslında oradaki hikayenin ne olduğunu o iki insanla beraber bulmaya ben çalışandır. Ben terapist değilim, ama şimdi kendinizi terapist olarak tanımladınız. Evet, bir psikiyatri hekimiyim. Daha medikal yani ilaç merkezi çalışan bir hekim değilim ben. Uzun yıllardır sadece terapatik çalışan bir hekimim. Burada Neyin başarı olduğu bir kere ayrı bir soru ya. Yani başarı ne? Başarı ne? Yani Mutsuzluğu bir, sürdürmek evet, mi? Evet. Yani Değer Dolayısıyla mutluluk. o sorunun cevabının istatistiksel olarak bulunmasındaki güçlük de bu. Çünkü kimi vakit bir hikayeyi bitirebilmek başarı. Kimi vakit e, hikayenin yeni bir versiyonu. varsa sorunu var. bulup. Evet. Yani ortan kaldırmak, sorun ortan kalmıyorsan bitirmek daha başarılı diyorsunuz. Abi. Problem tarifinin yapılması lazım. Her ilişkinin. Problem tarifi vardır. Yani Mesela şu soru benim kafamda önemli bir soru. Bir çift ne zaman çift terapisine başvurmalı? Ne olacak? Yani yani her bıdılandığımızda gidip terapiste mi başvuracağız? E, şunu söylemek belki mümkün. E, sürekli aynı yerde patinaj yapanlar vardır. Yani problem çözme, çiftin bir problem çözme şekli vardır. Bağırarak, susarak. O böyle hani ehlileşemez ve çok aynı kalır ise, mesela bu bir dert. Eee... Aynı dertlerle dertlenirsek, bu da dert, yol alması gerekiyor. Yani hayatla beraber, insanla beraber, ilişkinin de kendi yolunu alması gerekiyor. Bütün o tıkanmaların, itinayla, istikrarla, patinajların, evet bir çift terapisini tıklaması gerekebilir ama her vıdılanmada gitmeyeceğiz herhalde. Kocam bana ters baktı veya karım bana ters baktı diye gelmek lazım mı? Yani. Yoksa gelmek mi lazım? E, gelmemek lazım. Gelmemek. Peki evliliklerde sizin gördüğünüz sorunların kaynağı genelde erkek mi kadın mı? Çünkü şuna hissediyorum yani bu e, siz narsistik kişilik bozukluğunun erkeklere daha yön olduğunu söylediniz. Ben söylemiyorum. Yani verilerin öyle olduğunu e, söylediniz. Böyle bir durumda narsistik kişilik bozukluğunun evliliği negatif etkilemesi olasılığı daha mı fazla? E narsistik kişilik bozukluğu o kadar çok görünmüyor ki aslında. Yani ne şu anda musun? çok düşük. Yani narsistik kişilik bozukluğu ee, taklidi çok görülüyor. Hmm. Ee, Peki bu aşağılık kompleksinden olabilir mi? Ya yani Narsizmin elbette ki bir benlik değeriyle ilgili ciddi bir sıkıntı yansıması var. Hani o çok iri egonun aslında altının delik oluşuyla ilgili. Dolayısıyla içeriye durmadan girdiğe ihtiyacı var bununla ilgili. Ama bizim temel derdimiz ofislerde narsistik adamları görmek ya da kadınları görmek değil. Çünkü hakiki narsistler ofislere gelmezler. Nerede olurlar? sokakta olurlar. Bir dertleri olduğunu düşünmezler. Dolayısıyla bizim ofislerdeki asıl derdimiz bu değil. Evlilikte... Ofislerken sizin Ya da başka. Yani ofislerden bastınız evde. Yok. Ha. Yani terapi ofislerinde ya da e, yani buralarda asıl görülen kişiler narsistik kişilik bozukları Onlar değil. Onların etmezler. mağdurlarını görürüz biz. Daha çok. E, Valla ben kadın erkek oranında çok iddialı bir fark koyamam biliyor musunuz? Yani hani bu hikaye erkeklerin halt yemesi ya da kadınlar bu sistemi di diyorlar. diyemem. Yani orada fena olmayan bir işbirliği var hmm. diye düşünürüm. Eşit oranda... Bir de domino taşı etkisi var. Yani hani taşı ilk kim attı bir soruysa burada cevap bulmak mümkün. Hı. Ama... O atıyor, o atıyor, o atıyor. Ee, Sonra evet -göz yani uyumlanmak da Öfkelenmek kadar günahtır evlilikte uyumlanmak, uyumlanmak yani kimliğini kaybedecek kadar uyumlanmak da evliliğin içerisinde günahı daha metaforik kullanıyorum öfkelenmek kadar günah. Kusurdur yani Hı -hı. Hmm, yani beğendiğinizi koruyun. E, elbet ilk yani ilişki için zaten iki tam insan lazım ya. Hı -hı. Bir tane ve onun uzantısı değil. Yani yalakalık değil. Sorun, sorun çözücü bir şey değildir. Burada hayatta yani aklıma gelmeyecek, gelmeyecek kelime yalakalıktı. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ederim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben yalakalığın çok faydalı bir şey olduğunu, Yani erkeklerin kadınlara yalakalık yapmasının faydalı olduğunu düşünüyorum genellikle. Yani. Neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Yani uyumlu olmak diyeyim Sizin dediğinizden yola Evet çıkarak. daha yumuşak. Kimliğini kaybetmeyecek kadar evet. Yani orada bir mühim bir kimlik sınırı var. Çünkü uyum ayarını kaybettiğinde... Ee... ben katılmıyorum. Yalakalık iyidir. <laughs> Erkeği yalakalı iyidir yani. Yani sınır mühim diye düşünüyorum. Evet yani erildiği kaybettirir fazlası. <laughs> Ay, çok güldüm. Kendimi çok yalaka gördüğüm için hayatta. <laughs> Niye öyle kötü kötü baktınız? Kötü bakmadım. <laughs> Baktım sadece. <laughs> baktınız ama evet ben e, işkilli dingillermiş ya. <laughs> kötü kötü baktığını düşünün. E, peki e, sorunsuz evlilik var mıdır? Ya e, sorunsuz ilişki var mıdır? Bilmem yani. Bazıları soru... şöyle derler. Yani siz hiç kavga etmiyorsunuz demek ki siz birbirinizi sevmiyorsunuz der. Siz hiç kıskan, Sen kıskanmıyorsun demek ki sevmiyorsun der. Mesela yani kıskançlık bir ilişkinin olmazsa olmazlarından mıdır? E, tartışma olmazsa olmazlarından mıdır? Şöyle bakmak mühim. Kıskançlık bir duygu yani aşk gibi, açlık gibi dürtü ve duygu neredeyse ve aslında kadın erkek ilişkisi içinde neredeyse daima var fakat ehlileştirilmesi gereken çünkü güvenilmeyenle evlilik alınmaz. Bu çok keskin belki mesela evlilikte tek kurallayabileceğim yer burasıdır benim kişisel değerlendirmemde. Üstelik sizin güvenmemeniz çok yerinde olmasa bile. Güvenilmeyenle evlilik kalınmaz. Kıskançlığın ehlileşmesi ve öteki üzerine bir yaptırıma dönüşmemesi gerekiyor. Eğer kişi kıskanıyorsa ee, ve bu aslında onunla ilgili bir mesele ise kendisini çözeceği bir şey. Yani bir, bir duygudur ve var olabilir. Bir sürü yerde kendini gösterebilir. Çünkü aslında o ilişkide biricik ve tek olmak, hani en çok beğenilen olmak gibi çok gerçek dışı fantazilerimiz olduğu için eee dolayısıyla hissedilebilir. Çatışmaya gince çatışma önemli. Yani bu bir adam bu da bir kadın. Bunlar yaklaşıyorlar ve böyle değiyorlar. Hani burada bayağı bir sürtünme var ya. Bu sürtünmeden muhtelif kısa devre çıkar. Şimdi bu kısa devreleri göze alamayan, beceremeyen, çatışamayan bir sürü bir şey söyleyebiliriz. Ya da kafa göz çatışan şunu yapabiliyor. Ya paralele geçiyor. E paralel bir süre sonra da bu. Yolda birbirini kaybetmek. Ya da biri öbürünün uzantısı haline geliyor. Bunların ikisi de fena. O yüzden hiç çatışmıyor olmak hali e, ben duyduğumda kulağım tırmalanır. Gerçekleşir yani aslında. Gerçek olabilir ama böyledir. Yani bu da bir ilişki tipi. Bu da buranın gerçekliği. Arada geniş bir mesafede paralel giderler. Ya da biri öbürünün uzantısı. haline gelir. Çok gördüğüm bir şey var. Bu magazin basından özellikle yani gördüğüm derken bizzat tanık olmuyorum ama magazin basından gördüğüm bir şey var. İşte mesela bir takım erkekler çok toplumsal figür haline gelmiş, magazin figür haline gelmiş, bir takım kadınlarla veya bazen tam tersi ama genellikle erkekler kadınlarla beraber olmaya başlar, nişanlanıyorlar, evleniyorlar ve bir süre sonra o kadın yani ne bileyim işte kadın sürekli sahnede dekolteler giyiyor falan filan evlendik evleniyorlar ve diyor ki bir dakika sen o kadını öyleyken şey yaptın şimdi böyle niye böyle bir şey diyorsun Mesela böyle ilişki çok mu? Yoksa sadece bu magazinel bir şey mi? Magazinel bir şey. Ama tabii şu var yani şimdi evliliğin bir kontratı vardır. Sessiz bir kontrattır o. Çiftin bir kontratı vardır. Yani yazılı çizili olmayan bir birbirimize söylediklerimiz var. Yani hepimiz bunu yaşadık. Ne istiyoruz ne istemiyoruz açık açık söylediklerimiz var. Bir birbirimize söylemediklerimiz ama bildiklerimiz var. İşte hani bayramlarda ana babaya gitmek lazım. Evet. Bir, bir de hiç bilmediklerimiz var. Mesela farkına bile varmadıklarımız, o ilişki içinde öğrendiklerimiz, yaşantıyla beraber öğrendiklerimiz var. İkinci bölge, yani bildiklerimiz ama söylemediklerimiz, samiyetsiz bölge, işe yaramaz bölge. O bölge ne kadar çoksa, orası yani kötü, ilgi çekici değil. Peki bir de şey vardır ilişkilerde. Değişir. Mesela kadın adamın çok çapkın olduğunu biliyordur. Ve daha önceki ilişkilerinde de hep o nedenle evlilikler ve ilişkiler sona ermiştir. Kadın kendisinin bunu değiştireceğine inanır ve beraber olurlar, evlenirler. Kadınları çapkınlık yok. sürer veya, veya herhangi bir alanda aslında o değişim sadece çapkınlık alanında değil, aklınıza gelebilecek her alanda. Şu bu konuda kadın performansı daha yüksek. Bir kere bir hani evlilik onun mülkiyeti, malı mülkü. Dolayısıyla orada o melimalısı bir tık daha fazla olan baktığımız vakit. Ee, rahmetli Samizan anatomi hocası derdi ki o, oh, çok kullandım bunu, kızlarım lafım size, koca terbiye edilmez, terbiye ilse alınır. Yani değişim bir... Çok bir lafım bence. Yok, çok iyi bir laf. Yani bunun kadın versiyonu da kullanabilirsiniz. Burada az kastettiği değişim peşinde koşmayın yani. Dondurun, şimdi ben hiç genç insanları evlenelim mi diye gelen bir sürü genç insan gördüm ben. Bilmiyorum cevabını. Yani şu haliyle dondurun. İstiyorsanız alın birbirinizi. Ve fakat bu halinizle donmayacaksınız süreç içinde. Ama yani gelecek projeksiyonlarınız var olabilir. Ama değişim listeniz çoksa e, derdiniz daha çoktur. Zaten değişecek hayat ve insanlar. Fakat sizin listeniz zin varlığı sıklıkla Partnerin rotasını bozar, dirençler koyar. O yüzden değişim listesinin çokluğu fena bir şeydir ilişkide. Peki şu cümle doğru mu? Erkekler kadınlarla değişecek diye, kadınlar erkeklerle pardon, kadınlar erkeklerle değişecek diye, erkekler kadınlarla değişmeyecek diye evler tam tersi olur. Bilmiyorum. Ben cümleyi de ilk kez duydum. Öyle mi? Ee, bilmem, bilmiyorum. Yani genellemek zor geldi. Genellenmez yani bu işler. Değişime dair iddianın. Şu, bu şöyle söylüyor. Erkekler erkekler asla değişmez. Kadınlar ise kesin hayır, değişir hayır, diye hayır, bir hayır, şey yok hayır. yok. hayır hayır Katiyen. Yani hani kişisel deneyim itibariyle da herhalde burada oturan iki kişi olarak da bunu söylemek çok kabili değil katıyen. Yani o replikler biraz ee, rahatsız edici. Fazla tüme barımcı. Hım. Yani kesin noktalar yok böyle burada hiç. Evlilik bir kere parmak izi gibi. Yani ben Her biri kendine özel. yıllar içerisinde daha zor genel geçer konuşmaya başladım hmm. giderek. E, yani hikaye. beylik cümleler kullanmıyor burada. E, çok zorlanıyorum evet. E, yani hikayenin mühim bir parmak izi. Ruhun da bir parmak izi vardır zaten. Yani o ilişkinin de bir parmak izi var ve dolayısıyla bu genel geçer replikler tabii kulağı iyi dolduruyor ama biraz Demir elin muhabbetleri gibi. Hı. Ama Demir'in muhabbetleri ne kadar doğru olduğu yıllar sonra anlaşılıyor. Evet, fakat onun olağanüstü de cümleleri vardır ya. E, çok tatlı. Çok yani saygıyla ve nezaketle hatırlıyorum vallahi, bir siyasetçi olarak. Yani e, hayattayken rahmetliyle çok didiştik ama e, şimdi baktığın zaman ee, adamı haksız gitmişti Nezaket. tabi e, tabii çok mühim bir yere doğru geldi. Yani eksiği çok ve dolayısıyla çok öncelikli bir yere doğru geldi diye düşünüyorum. Peki, tavsiye edeceğiniz bir şey var mı son olarak bunca yılın tecrübesiyle? Allah iyilik versin. <laughs> Şahane tavsiye, bayılırım bu tavsiye. Bu, bu cümleye bayılırım, Allah iyilik versin. yani İster inançlı olun, ister inançsız olun. Allah evet. iyilik versin, güzel bir cümledir. İçeriye doğru bakmak lazım. Yani şunu düşünüyorum ben. E, fiziksel olarak da daha dışarıya, karşıya bakmaya şekillenmiş bir canlıyız. Yani <laughs> içeriye bakmak daha zor aslında herhangi bir hayat hikayesinde yani ister romantik ilişki, ister çoluğumuz çocuğumuzla olan, ister ahbabımızla olan ilişki bize ait olan marazlı parça neyse bizim o ilişkiye dair iktidarımız ya da eylemselliğimiz ya da katkımız o kadar. O yüzden kendi arızalarımızı görmeye çalışmak İlişkiye de iyi gelir, insana da iyi gelir. Şimdi siz böyle kendinize bakmak deyince program için aklıma bir şey daha geldi mesela. Fiziksel yönündeki değişimler. Evlilikleri ilişkili etkiler mi? Yani... Soruyu anlamadım. Adam, ben eşimle evlendim, geniş omuzlu, kaslı, adaleli, şahane bir adamım. 10 sene geçti, kıçım büyüdü, göbeğim büyüdü, omuzlarım düştü, saçım döküldü. Yani eğer o Benjamin Batın gibi kalmıyorsa, o da değişiyorsa zaten o beraber bir akış ya. Ama mesela kadınlar daha geç yaşlanıyor. Kadınlar kendilerine daha iyi bakıyor. Erkekler daha çabuk malozlaşıyor. Bu yani fiziksel mesela değişim etkili gösterdi itina. Etkili midir fiziksel değişim evliliklerin ve ilişkilerin sona ermesinde? Vallahi hiç böyle bir başvuru oldu mu size? Yani böyle bir şey oldu Tabii mu? Oldu. Oluyor, değil Tabii oldu. Tabii oldu ama çok çok yüzeyde bulduğum bir halde benim. Mi? Yani çok hakiki bulduğum bir şey değil. Yani bedensel olarak elbette ki değişiyoruz, yaşlanıyoruz, sarkıyoruz ve eskiyoruz. Ee, hani daha ergen tattaki adamların bu konuda dertleri olur. Hani o kendi yaşlanışlarını genç bir beden ile telafi edişleri olur ya. Yok ondan bahsetmiyorum ben şimdi. Şimdi dolayısıyla doğrusu... eşim ben de evlendi de ben gayet şimdi kıçım göbeğim çıktı falan böyle. kıçım çıkmadı ama göbeğim çıktı falan. Ulan şimdi o günkü adamdan uzak bir noktadayım ben. Bunu dert edebilir mi çiftlerden biri? E ederse söyleyecek. Edebilir yani bu çok kişisel bir mesele. Evet. Yani yani çok bu, kişisel. Bu, bunu... Her şeyi dert etme hakkımız var bizim. Yani ama her derdimizin çaresi yok. Yani dertlenebilme şansımız yok. Yaşlılığın çaresi yok. diyorsun Ama şu, ne bileyim fiziksel özelliklerini kaybetmenin bir çaresi Kötü olabilir. Kötü bir soruyla bitiriyoruz. Daha iyi bir soruyla bitirelim. Ne soralım mesela sorunun kötüsü olur mu ya? Yani bedensel olanın dışında ya da anlatabilmem gerek benim bunu sorunun kötüsü olmaz doğru. Şunu belki söylemek lazım. Yani bedensel ilgi eni konu hikayeyi neredeyse daima bedensel temasa doğru getiriyor ve oraların ee kendi içinde yeni bir dili ve yeni bir ahenginin var olması gerekiyor. Dolayısıyla o bedensel değişime dair hoşnutsuzluk kadınların daha az yaşadığı, erkeklerin daha çok yaşadığı şey. Hmm, bu bir daha çok şey. erkeğin derdi yani. Evet. Yani ağırlıklı bir biçimde, narsizmdeki orandan daha yüksek bir biçimde neredeyse. Ee, yani orada bir sürü hikaye var. Yani erkek cinselliğinin performansı var. O da var tabii. Evet. Yani o kendi bedeninle olan derdinin ve yani kayıpların var. Buralara doğru bakıldığında dolayısıyla bu konu önemli Değil ve mesela, o zaman uzun. başka bir şey. Oradan başka bir şey geçeyim. Bu cinsel performansı arttırıcı ilaçların ne o işte Viagra, Viagra falan filan gibi e, ilaçların e, iyi bir yan etkisi olduğu ortaya çıktı. Alzheimer'ı azaltıyorlarmış. Kötü bir yan etkisi ise ee, evliliklerin sona ermesinde etken olmaya ve aldatmanın artmasında ileri yaşlarda etken olmaya başlamışlar. Bu nasıl bir etkidir bu? Şimdi tabii dengeyi bozdular. Yani gün sonunda e, libido ve cinsel performans var. İkisi de birbiriyle daima çok aynı değil. Orada o hani beraber giden hikaye kadın ve erkek için biri için denge bozuldu. Ee, yani kadınların e, cinsel istekleri kendi yaşlarıyla kimi vakit menopozla beraber böyle belli irtifalar kaybederken ve aslında daha çabuk kaybedilirken orada erkekler için o hikayede böyle bir gaza basan başka bir unsur bir çıktı ortaya. <laughs> evet. Yani <laughs> dolayısıyla oradaki hakiki denge bozuldu. E bunun bozulmasının da bir sürü post efekti oldu. İlişkileri olumsuz etkedi yani. Evet. Evet. Erkekleri iyi hissettireceğiz derken evliliklerin için ettiler. Yasaklansın. Yok, yasaklanmasın. <laughs> yani fakat onu kendi e, kendi evlilik ilişkilerinde de kullanabilirler eğer ihtiyaçları varsa. varsa. Hani arkadaşıma Viagra alıyorum. ...tadının dışında bir yere doğru çekebilirler. Zaten işi. biliyorsunuz Viagra'nın prospektüsünü şöyle yazıyormuş... ...arkadaşıza söyleyin şöyle <laughs> şöyle kullansın... ...şöyle şöyle yapmasın diye. <laughs> Peki hocam son söyleyeceğiniz var mıdır? Kötü bitirmeyelim dediniz benim... ...kötü sorumun üzerine... ...siz iyi bir bitiriş yapar mısınız? Mesela iyi ilişkileri sürdürmek için ne tavsiye edersiniz? Tekrar ve tekrar içeri bakmayı... ...içeri bakacağız. Yani bize ait olanı arayalım... ...ötekine ait olanı zaten... Yani o kadar kolay ki saymak. Onun ezberini yapmış durumdayız yani. Kitabını yazarız. Kendimize ait olanla ilgili yani hani şu sorunun cevabı mühim. E, bu bu problem yani. Bu probleme sizin problem katkınız işte. nedir? sorusunun cevabı çok mühim diye düşünüyorum. Ötekinin katkısını tamam yaladık, yuttuk. Herkes biliyor ve görüyor. Ama aslında iktidar ettiğimiz, gücümüzün olduğu tek alan kendimiz. Kendimiz. Ama galiba en güçlü olduğumuz yer de galiba bakılması daha zor. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalınızı izlemeye devam edeceğiz bu noktada. gerçi ben bugün epey bir sıradışı sıra dışı noktaya geldim ama e, hakikaten bu konularda gayet ne diyeyim insanın işleyecek tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Hani bunu bedava yapıyorsunuz. Şu anda. YouTube'da da evet. para almıyorsunuz. Evet, evet. Vallahi bravo. Hilali Ahmer için Hilali Ahmer adına yapılan bir psikiyatrik destek, bir tür terapi. Vatan Semih'in yeterdir hocam. Oy, oh, teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Sağ Değerli olun. Izciler, bugün ilişkileri konuştuk. Niye başlarlar meselesini çok bilemiyoruz tabii ama niye biterler noktasında elimizde Oldukça fazla ama birbirinden de o kadar farklı ilişki var. Şunu gördük, benim bu işin özünde anladığım şudur. Her ilişkinin kendi parmak izi var. Bir parmak izi diğerine ne kadar benzemiyorsa, ne kadar farklı... İnsan sayısında parmak izi varsa, ilişki sayısı kadar da ilişki e, çeşidi var. Ve her birinin kendine e, has sorunları e, bireysel. Bu bireysel sorunları e, ya da bu tekil sorunları çözmek için yapılması gereken ise insanların kendiyle ilgilenmesi... Partilerin kusurlarını görmek kolay ama kendi kusurlarını görmek galiba biraz daha zor. Ee, önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Neye başlayacak isek eğer. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.